yanımda görmüş olduğunuz şarkı söyleyen arkadaş Kolombiya'dan geldi. Charlie. Oranın ünlü şeflerinden bir tanesi. Sağ olsun bizim davetimizi kırmadı ve şu anda Fire Room'dayız. Fire Room'un arka hazırlık mutfağında Kolombiya usulü bir burger yapacak. Ben de istedim ki o Kolombiya usulü burgeri yaparken ben de biraz bizim köfte ekmekle burgeri bir birleştireyim. Ben de Türk usulü bir burger yapayım. Can you please explain what you're gonna put in the burger? Because it has a couple of interesting ingredients that normally we don't use here in burgers. Okay. Yeah, I brought from Colombia. I think the most important thing and the exotic thing from Colombia is called panela. Blok esmer şeker gibi o. It sounds like a block, but it's really sweet. Sugar cane. İnanılmaz güzel bir karamel tadı var. Çünkü o şeker yakılarak aslında bu hale getiriliyor. Yani bir parça bile ağzınıza attığınız anda inanılmaz şekerli ve çok da lezzetli bir şey. I will start for put some lamb meat and veal meat. So you're gonna mix them together, right? Exactly. But this is a good portion for you, I think. Yeah, perfect. Okay. Almost like half a kilo. Huh? Biraz o esmer şeker Pamela'dan kullandı. Şimdi kimyon koydu içerisine. Will be spicy. Bu arada Mahir'le tanıştırayım. Benim Fire Room'da hazırlık mutfağımın başında bizim bütün hazırlığımızı yapan arkadaşımız Mahir. Evet. Biz de köfteye, ben de bir parça kimyon kullanacağım. Çünkü dediğim gibi biraz bizim usul bir köfte olsun istiyorum. Ben de yarı yarıya değil ama böyle üçte ikisi dana olan ve üçte biri kuzu olan bir karışım yaptım. So what's your favorite Colombian dish? My favorite Colombian dish is all of my mommy. Ah. So always like that. No, huh? there is a place called Monte de Queso. Hmm. It's with yam and cheese, some kind of soup. Yeah. It's really, really good. What do you have it in that soup? Yam. Yeah. Yam. The root. It's like some potato. Yeah. And cheese. And in some areas, the people put aubergines inside. That's lamb's intestine and sweetbreads wrapped around. It's almost like a block like this. Uh-huh. I'm gonna use that on my burgers as well. Cool. Evet, ben biraz kokoreçli bir burger yapıyorum bugün. I hope you include my burger in your menu. Yeah. Şimdi hazırlığı tabii bu mutfakta yapıyoruz. Birazdan ateşin başına geçip ateşin başında da burgerlerimizi bitireceğiz. Okay, I make some onions which in Santander the name is cebollitas o cañeras. It's onions o cañeras because it's Ocaña is a region in Santander, a town, and they made the famous or made these pickled onions with beet. So I made with betel. I will make a sauce with yogurt and this. Yogurt and that. Yogurt and this, yes. All right. This one. Yeah. This is called sucuk. It's type of, how can I say? It's almost like chorizo made with veal. Okay. It has cumin, lots of garlic, some red pepper. It's ready to eat? I mean, you can eat it, but not the whole one like that. But it's much better flavor when you grill them. Nice. Mısır ekmeği kullanmak istedi. Ama mısır ekmeğinin burgerde çok iyi olmayacağını düşündük. O yüzden Charlie'ye mısır unu
Beyozun ve bizim aktif karbonla içerisinde mısır olan bir ekmek yaptık. Bakalım, eğer burgeri beğenirsek zaten koyacağız buraya. Evet, şimdi fire room tarafına geçiyoruz. Odun ateşinde burgerlerimizi pişireceğiz. Daha sonra bütün malzemeleri buraya yeniden getirip burgerleri bitirmek amacımız. Bu kokoreçi pişirdiğim tereyağında çevirdim ekmekleri, hem güzel bir çıtır olsun hem de güzel bir lezzet katsın diye. Sucuklunun içerisine bir parça humus koyuyorum. Şu sumak ve limonla yaptığım... It's onion and sumaki. What should we call them? Charlie's Japanese burger. No. Colombian Charlie's Japanese burger. The Santander para has. Okay, so nobody can order it in Turkey. Charlie is black and pink. Charlie is black and pink. All right, I liked it. This All right, for you? Thank you. And this tree is for you. Okay, my God. Evet, şimdi birazdan burgerleri yemeye gideceğiz. İsterseniz içeride bir masa açalım. Biz oturalım, bir yandan sohbet ederken bir yandan burgerlerin tadına bakalım. Evet, sevgili Kolombiyalı şefimiz Charlie'nin hazırlamış olduğu... Charlie's Black and Pink, right? Charlie's Black and Pink. Evet, Charlie'nin pembe ve siyahı adını verdiğimiz kuzu eti ve işte çeşitli soslarla oluşan burger ve benim yaptığım aslında biraz Türk esintileri taşıyan içerisinde. İşte sumaklı soğanı olan, humusu olan. Bir tanesinin üstünde kokoreç var, bir tanesinin içinde sucuk var. Should we start? Looks amazing. Would you like another one as well? No, it's okay. And it's my first time with black lemonade. Black lemonade, yeah, I like black. Yes. You probably understood by now. I understand. Mmm. Wow. Gördüğünüz gibi dev bir burgerimiz var burada. İçerisinde pembe sosu olan, pineapple yani ananas olan. You can do it. Come on. Just a little of courage. Wow. Hakikaten şu ananasın flambe edilip içindeki o şekerin çıkması etle beraber çok yakışmış. I would add some more chilies into this. Mm-hmm. It's really nice. I like the grilled pineapple on top of the lamb, actually. Okay. Nice combination. This is super good. Thank you. Ne dersiniz? Belki bu burgerleri menüye de koyarız. What is the name again? That one. Hey boy. No. This is not on my menu. Yes. I just made it today. Okay. I can call it Coco Burger because it has cockroach in it. Or Loco. Loco Burger. Loco like a I know, crazy. Spanish. Loco Burger. Mmm. Evet, biz burgerlerimizi yiyip siyah limonumuzu içmeye devam edeceğiz. Charlie, thank you very much for coming and cooking with me in the kitchen. It was a pleasure. Thanks for having me. Hopefully I will come to Colombia. Of course. And we will do some Colombian food there as well. I will return the favor and I will give you a ton of food. Evet, bugün Fire Room'da yaptığımız yemeğin de sonuna geldik. Biz biraz daha yemek yiyip sohbet edeceğiz. Bir sonraki bölümde sizlerle görüşürüz.